Arkadaşlar selamlar. Biraz zor koşullarda da olsa kısa bir video yapmak istedim. Biraz önce Amerika'da istihdam verisi geldi. Piyasalar şu anda onun paniğini yaşıyor ama hakikaten çok saçma şeyler var. Önce bir açık alan veriye bakalım sonra neden saçma olduğuna bakalım. Sonra da gün içerisinde piyasaların neden bunu saçma olduğunu anlayacağını size anlatmaya çalışayım. En önemli şey ne? 272 bin yeni pozisyon açılmış gibi gözüküyor. Bekler 182 bindi. Bunun neredeyse 100 bin üzerinde. Bir de önemli konu da Özellikle saatlik kazançlarda beklentin üstte çıkılmış durumda. Average hourly earnings year over year yani yıllıkta baktığımızda %3.9 beklenirken %4.1 geldi. Aylıkta da %0.3 yerine %0.4 geldi. Öte yandan Fed'in esas önem verdiği konu olan işsizlik %4'e geldi. Hatırlarsanız daha önceki videolarda %4 üzerine çıkması anlamlı demiştim. Peki nasıl oluyor da non-farm payrollda beklentin çok üzerine yeni pozisyon açılmışken işsizlik oranında artış var? İşte burada bir hali saçmalık devreye giriyor. Saçmalı ne oldu size anlatmaya çalışayım. Burası bize ne diyor? 229 bin yeni iş açılmış. Bu sayı nasıl buluyorlar? İki ayrı anket yapıp buradan bir ortalama üretiyorlar. Anketten bir tanesinde vatandaşı arayıp abi senin bir işin var mı diyorlar. Onun dışında ikinci ankette de şirketleri arıyorlar. 600 bin üzerine şirketi arayıp onlara soruyorlar. Kaç kişi istihdam ediyorsunuz diye. Şimdi bir kere burada şöyle bir sorun çıkıyor. Mesela Amerika'da şu anda pek çok kişi 2-3 işte çalışıyor. Fakat sorduğunuz zaman işin var mı deyince bir iş oluyor. Yani evet ben çalışıyorum. Elde var bir. Oysa aynı kişi için 2-3 ayrı şirketi aramış olabilirsiniz tesadüfen. Sayılar böyle işler. Ve 2-3 şirkette birden çalışıyorsa istihdam orada 2-3 kat gibi gözüküyor. Çünkü her bir şirket o elemanın kendisi çalıştığını gösteriyor. Yani böyle bir vatandaşa sorulanla şirketlere da fark çıkıyor ortaya. İkinci fark sebebi de şirketlere sorulanda enteresan bir düzeltme yapıyor istatistik kurumu. Diyor ki bu dönemde acaba kaç şirket kapandı, kaç şirket açıldı yeni. Çünkü diyor ya 600 bine yakın iş yerine ulaşıyorum. Benim bu sample size'ımın dışında da bir yerler kalmış olabilir. Orada da geçen yıldan yola çıkarak kaç şirket açılmıştır, kaç şirket kapanmıştır. Bu açılan şirketlerde kaç kişi işe katılmıştır, kaç kişi işten ayrılmıştır diye bir üzere sayı daha ekliyorlar. Şimdi farklısı ortaya çıkıyor. Bakın burada bu 272 bin gözüküyor ya. Ama vatandaşa yapılan anketteki sayı tamamen farklı. Birisi özetlemiş Twitter'da vatandaşa yapılan ankette 408 bin pozisyon kaybı var. Artış falan yok. Böyle zıvalık olur mu? Bu hafta ADP raporu geldi zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde ADP raporu bir özel şirketin raporu. Binlerce şirketin onlar e, maaş bordolarını düzenliyorlar. Orada ciddi bir zayıflama görmüştük gene eleman e, alımında. E, burada zaten bize diyor ki ben vatandaşa sorduğumda geçen aya göre 408 bin kişi işsiz kalmış durumda. Geçen ay 25 binlik artış vardı. Bu ay 408 bin kişilik düşüş var diyor. Yani bu sayı hiçbir şey ifade etmiyor. O 270 binlik artış meselesi tamamen palavra. Gerçeği bu. Vatandaşa sorunca vatandaş diyor ki biz işsiz kaldık abi diyor. Bu ikisinin arasında öyle bir fark açılmış ki durumda şu anda. Bence gün ilerleyen saatlerinde borsada bunun farkına varacaktır. Amerika'da şu anda bu istihdam verileri saçma be. Ve en önemli olan konuda temelde şu unutmayın. %4 işsizliğe çıkmış durumdayız. Yani burada biraz daha sayılar gerçekleşmiş oluyor. Burada gerçek rakama daha çok ulaşmış oluyoruz. Kusak beyin süper verimli konuşmayı olabilirim. Akşam biraz sıkıntılı geçti. Ama kaybı durumu böyle söyledim. Bu gelen verinin haftaya FED kararı üzerine hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Gayet bariz şekilde Amerika'da işsizlik yükselmeye başlamış durumda. Burada görüyorsunuz 408 bin kişi işsiz kalmış vatandaşa sorduğunda öbürü işte tuhaf bir raporlama. Amerika'da biraz artık antikalaşmış, veriden uzak tuhaf sistemleri. Yani aklıma almıyor Amerika kadar gelişmiş bir ülkenin sadece 600 bin iş yerine sorup oradan elde ettiği ankete bir de o ankete de güvenmeyip bizce şu kadar şirket açılmıştır, bu kadar kapanmıştır. Kapananlarda bu kadar adam çıkmıştır. Açılan şirketlerde bu kadar insan katılmıştır diye bunu bir veri gibi üzerine ekleyip bize sunması hakikaten akıl almaz bir şey. Ama gerçek durum bu. Piyasanın bu gerçeğe uyanacağını tahmin ediyorum. Bugün telaş etmemesi tavsiye ederim. bir yatırım tavsiyesi değil elbette. Sevgiler, saygılar.